Merhaba Oğlak Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Oğlak olanlar, Mart 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Mart ayına. 2 Mart'ta Balık Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Sizin 3. ev konularınızla ilgili bir yeniliğiniz mevcut. Vedik sistemde Satavişan Akşat denk geliyor bu derece. Yakın çevre, kardeşleriniz, kuzenleriniz, sık gördüğünüz, iletişim halinde olduğunuz insanlarla gündemlerinize yeni bir taze başlangıç geliyor. Onların hayatlarıyla ilgili bir yenilik ancak size sirayet eden bir etkide de olması muhtemel. Yakın çevrenin örneğin hayatında uzun soluklu bir mücadelesi vardır ve artık bu konuyla ilgili güzel bir yenilik geliyordur hayatlarına ve bu sizi doğrudan etkileyecek bir boyutta da olabilir. Kısa seyahatler ya da kısa vadeli eğitim programları düşünüyorsanız, bir kurs ya da bir konuda uzmanlaşmak adına bir eğitim programı, bu konularla ilgili de bir yenilik olması muhtemel. Burası en nihayetinde zihin dünyamızdır. Zihnimizi meşgul eden, belki böyle sürekli depresif bir ruh haline sürükleyen, kaygı, tedirginlik, endişeyle böyle sürekli yeşerten bir düşünce yapınız var ise bu düşüncenin şifalanması adına da bir yeniliği gösteriyor. Çünkü 3. ev zihin dünyamızla çok bağlantılı bir ev ve burada zihin dünyamızdaki o sorunlara güzel, taze, yeni bir başlangıç geliyor. Derecesine bakacak olursak bu derece aslında bizim şifalanacak bir yanımızın, ki zihin dünyamızda diyorum ya böyle kaygı, tedirginlik, endişe uyandıran o her neyse konu, bunu şifalandıracak bir yenilik. Yeni bir terkin, belki yeni bir yol gösteriş, belki yakın çevre aracılığıyla o soruna yeni bir çözüm de dahil olabilir. Ama bir şekilde yakın çevre ve akrabalar daha bu işin içerisinde aktifmiş gibi gözüküyor. Sonrasında 3 Mart'a geldiğimde Mars ve Venüs kavuşum halinde olacak. Plüton'la sırayla kavuşma ilerleyecek. Oğlak Burcu'nda, sizin burcunuzda. Zaten uzun yıllardır değişim ve dönüşüm adına adeta evren sizi tetikliyor. Yani değiş, dönüş, geçmişteki kalıplarını yık, yepyeni bir seni inşa et diyor Plüton. Ve işte 3 Mart'ta bunun biraz daha yoğun bir tetiklenme etkisini gözlemliyor olacaksınız. Ki 1. evinizde olduğu için çok daha derinden hissetme ihtimaliniz var. 3 Mart'ta takip eden zaman diliminde Mars aksiyon alış şeklimizdir. Olaylarda nasıl bir çözüm yolu buluyor iseniz ya da hali hazırda bir sorun geldiğinde ilk hamleniz her neyse. Venüs sevdiğimiz ve hoşlandığımız şeylerle de ilgili. Alma verme dengesiyle de ilişkili. Yine bu konularla ilgili de nasıl bir konuyla ilgili isteğinizi, arzunuzu, beklentinizi dile getiriyorsanız ya da alma verme dengeniz her nasıl ise, hem Venüs'e ve hem Mars'ın doğası, her ikisinin doğası bu şekilde. Bu ikisinin de doğasını değiştirmeniz gerektiği yönünde bir kavuşum gerçekleşiyor. Hem alma verme dengesi, hem sevdiğiniz, istediğiniz şeylerdeki aksiyon alış şekliniz, bir konuyla ilgili çözüm yolu buluş şekliniz, konuyu ele alış şekliniz, bunların tamamıyla ilişkili değişim ve dönüşüm sürecini tetikleyen bir kavuşum olacak. Plüton kavuşumları böyle hani çok lay lay lom değildir. İlk önce bir kaos, bir böyle bir tedirgin edici, zorlayıcı bir durum yaşarız. Biraz daha kaotik bir olayın içerisinde biraz bocalarız. Sonrasında değişim ve dönüşüm tetiklenir. Yani kimse durduk yerde hani ben değişeceğim diye değişmez. İlk önce biraz her şeyin yer yerinden oynaması gerekir. İşte bu kavuşumun tam anlamı bu şekilde olacaktır. Sonra 5 Mart'a geldiğimde çok güzel bir kavuşum var. Güneş'in Jüpiter'le bir kavuşumu gerçekleşecek. Büyük, benefik, faydalı gezegen Jüpiter, Güneş'in kalbinde olacak. Dua, ibadet, ritüel, evrenle bütünleşmek, dualarımızı, isteklerimizi bir şekilde dile getirmek adına çok güzel bir zaman dilimi. Tam kavuşum 17.06'da gerçekleşecek. O yüzden bu zaman dilimini böyle enerji çalışmaları, niyet çalışmaları vesaire bu konularla ilgili değerlendirebilirsiniz. Muhakkak ki bir yere not almanızı ve değerlendirmenizi öneriyorum. Sizin 3. evinizde olacağı için zihninizde her ne ise sizi gerçekten hayat kalitenizi etkileyen, işte o konuyu bir şekilde evrenin dile getirip çözüm yolu bulmak adına güzel etki zamanı olarak görüyorum. Muhakkak ki değerlendirin. Sonrasında 6 Mart'ta Venüs ve Mars Kova Burcu'na geçecek. Finansal konular, maddi konularla ilgili bir tık daha rahatlatıcı bir etki sunacak size. Paranın ve finansın daha akışta bir şekilde halinize geleceği bir etkiyi oluşturacak. 18 Mart'a geldiğimde de Başak Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek.
Bu çok önemli bir dolunay çünkü 27 derecede gerçekleşiyor. Vedik sistemde Utarap Algun'un nakşatrasına denk geliyor. Batı sisteminde ise Alkeit sabit yıldızına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. 9. ev mahkeme dava süreçleri de hukuksal süreçler ve bu konularla ilgili mücadeleleriniz var ise hali hazırda bir konu neticeye kavuşsun diye bekliyor, umut ediyorsanız ve bunlarla ilgili uğraşlarınız varsa ya da akademik bir yoldasınızdır, işte üniversite dönemi, tez dönemi, hocalarla ilişkiler ya da üniversite sınavlar vesaire, bu konularla ilgili gündemler. Vize başvurusu ya da yurt dışına açılmak adına böyle girişimler, eğilimler, uğraşlar vesaire varsa bu konular. Evli bir bireyseniz eşinizin kardeşleri ve akrabalarıyla olan ilişkileriniz ve buradaki gündemler. Bu evin bayağı konuları çok fazla açıkçası. İkinci evliliğin evidir aynı zamanda. Çocuklu bireyseniz üçüncü çocuğunuzun hayatıyla ilgili konular ve gündemler. Ben çok fazla detayı şeklinde anlatmaya çalışıyorum. Herkesin hayatında bir yere dokunsun diye. 18 Mart'ta bu bahsetmiş olduğum alanlarla ilgili hangi döngüde iseniz? Bir konu, bir gündem artık neticeye kavuşuyor. Hali hazırdaki süreçler bir tamamlanma, artık rafa kaldırılma etkisiyle dolu. Bir diğer konuda ticaretle uğraşan bir bireyseniz, dış ticaret ya da ticari işlerle gelirinizi elde ediyorsanız, ticaretin aktif içerisinde bir bireyseniz, ticari girişimlerinizde de bir gündemi neticelendirmek adına bir etki zamanı olarak kabul ediliyor 18 Mart'taki bu dolunay. Şimdi derecesine biraz bakmak istiyorum. Derecesi bunun sözünün eri olmak gibi bir tabir var. Özellikle Utarap Algun'un. Bir vaat edilen bir konu olduysa, işte biri nedir? Ticaretle ilgili örneğin. Bir şey size vaat etmiştir. Bir sektörün, işte bir bölümünün bir durumunu vesaire. Ya da bu vaat edilen sözün yerine getirilmesi. İşte üçüncü çocuğun hayatı ya da işte ikinci evlilik döngüsündeyseniz o karşınızdaki bireyin verdiği, vaat ettiği sözlerin yerine getirmesi gibi. Buradaki derecenin anlamı vaat edilen bir sözün yerine getirileceğini, vaat edilen bir sözün karşılığını bulacağını söylüyor. Bu derece ve etkide gerçekleşen bir dolunayı gösteriyor 18 Mart'ta Başak Burcu'ndaki bu dolunay. Genel anlam ve etkileri bu şekilde gözüküyor. Çok önemli ve çarpıcı çünkü 27 derece son dereceler, çok daha belirgin hissedilir. Biraz da böyle ruhsal bir depresyon, zorlanma hissetme ihtimalimizi de gösteriyor. 21 Mart'a geldiğimde Merkür ve Jüpiter'in Balık Burcu'nda bir kavuşumu gerçekleşecek. Balık Burcu sizin 3. eviniz, yani zihin dünyanız. Şimdi bu kavuşum normalde güzel ancak Merkür zihin dünyasında bu Jüpiter'le dokunduğunda fazlaca her şeyi abartırız, büyütürüz. Belki her şey rayında ve yolunda ilerliyordur ama biz böyle detayları büyütme, nedir işte böyle pireyi deve etme ya da küçük bir konu fazlaca sizin için abartıyor ve bu şekilde bir eğilimden kaynaklı kendinizi zora sokuyor olabilirsiniz. Böyle bir doğayı gösteriyor. Aynı zamanda bu 21 Mart'taki kavuşum 2 Mart'taki Balık Burcu'ndaki yeni ayın aslında biraz destekler nitelikteki bir etkisini de gösteriyor. Hani hep negatifmiş gibi anlattım ancak sizin 3. evinizde olduğu için biraz negatif anlattım. Yoksa genel olarak Merkür Jüpiter'le kavuşumu hani güzel kabul edilir. 2 Mart'taki yapacağınız yeniliğin biraz meyvesini yiyeceğiniz bir kavuşum. Merkür'ün Jüpiter'le 21 Mart'taki kavuşumu, bunu da belirteyim. 28 Mart'a geldiğimde Venüs ve Satürn'ün Kova Burcu'nda bir kavuşumu gerçekleşecek. Ayın başında ise 2 Mart'ta ise Merkür'ün Satürn'le yine burada bir kavuşumu gerçekleşti. Şimdi finansal konularla ilgili, maddi konularınız, gelirleriniz, yatırım metotlarınızla ilgili ayın başında biraz böyle zihinsel bir zorlanma yaşıyorsunuz. İşte karar vermek ya da parayı yatırımlarınız ya da parayı böyle bütçenizi yönetmek adına 2 Mart ve civarı günlerde zihin biraz böyle duranlaşıyor. Adeta bir Satürn'den bir blokaj, bir engel görüyor. 28 Mart'a geldiğimde bu sefer Venüs Satürn'e kavuştu. Satürn sizin bütçenizi yönetmek adına böyle testlerden geçiriyor. Geçen yılda zaten buradaydı. Yine bu yılda burada ilerleyecek. Venüs'le kavuşumunda ise bu parayla ilgili alma verme dengesi, yine Venüs'ün kendi doğası. Yatırımlarınız her neyse, nereye bir yatırım yapıyorsanız ya da bunun karşılığını görmeyi planladığınız nasıl bir gündemin içerisinde iseniz, burada da yine biraz kısıtlanma, engeller, biraz böyle pürüzlü çözüme muhtaç konularla uğraşma ihtimaliniz var.
Venüs gönül ilişkileri, ikili ilişkiler ya da birilerine para vermek, almak, bunu beklemek, parayı verdim alamıyorum gibi konuların da gündeminizde olma ihtimali var. Satürn nihayetinde erteleyen, geciktiren, zorlayan bir gezegen. O yüzden böyle parayı verdim alamıyorum gibi bu tip durumlarla uğraşma ihtimalinizi de gösteriyor 28 Mart ve civarı günlerde. Genel etkileriyle Mart ayı bu şekildeydi sizin için. Ebced değer hesaplamalarında Yasemi esması çıkmış. 180 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.